izleyebiliyoruz. Bizde de inşallah olacak diye olacak umut ediyorum. Olacak diye bekliyoruz. Peki sizin yeni bir filmde oynadınız ve yakın zamanda evet. da vizyona girecek. Biraz ondan bahsedelim mi? Film Ömer Faruk Soran çektiği bir film, Sınav. Filmde sadece ben oynamadım. Jean-Claude Van Damme oynadı. Evet. Gençlerin büyük biliyorsunuz hayranlık duyduğu bir eski sporcu diyelim. Dünya karate şampiyonuyken sonradan sinemaya geçti. Jean-Claude Van Damme'ın dışında Altan Erkekli, Güven Kıraç, Ali Sürmeli, ben, Ayda arkadaşım. Onun dışında gençler çok güzel oynamışlar. Biz çünkü filmi Ömer bağladıktan sonra gidip seyrettik. Bizim filmdeki rollerimiz hep çocukların velisi durumundaydık. Yani anneleri, babaları çeşitli meslek gruplarından. Ama hepsini çok beğendim. Gerçekten çok güzel oynamışlar. Özellikle bizim ülkemizde büyük bir sorun haline gelmiş olan bu üniversite sınavı. Düşünsenize katılan 14 kişiden bir kişinin ancak maalesef. Kazanabildiği ve kazanamayanın kendini başarısız olarak değerlendirdiği ve bunalıma girdiği bir sınav sistemine, evet, bir sınav sistemini eleştiren, hicveden, zaman zaman hüzünlendiren, zaman zaman da güldüren enteresan bir film olmuş. Ben filmi beğendim. Bunu samimi olarak söylüyorum. Çok beğendim filmi. Çünkü insan sinema filminde oynadığı zaman sinema filmi televizyon dizisi gibi değil. Televizyon dizisi dünyanın demeyeyim yani Türkiye'nin en güzel televizyon dizisi bile olsa dizi belli bir dönemden sonra artık kendini tekrara düşmeye başlıyor. O karakterleri görmekten insanlar sıkılmaya başlıyor. Oyuncu oynamaya sıkılmaya başlıyor oynamaktan. Bu sefer konuda sıkıntıya düşünce ikide bir karakterle hastaneye düşmeye başlıyor. Ölenler diriliyor. Ölenler diriliyor ya da öldürülüyorlar. Trafik kazaları, hapishaneye düşmeler falan. Ve neticede bir sanatsal bir kalıcılığı yok. Ama sinema filmi öyle değil. Sinema filminin gerçekten bir kalıcılığı var. Onun için de ben hep bir sinema filminde oynadığım zaman ileride seyrettiğimde de ya iyi ki bu sinema filminde oynamışım. İyi olmuş demeyi isterim. Onun için de bu filmde oynamayı istedim. Çünkü güzel bir senaryoydu. Kadrosu çok başarılı bir kadro. Yani zaten hepsi kendi oyunculuğunu ispatlamış oyunculardan kurulu. Film 20 Ekim tarihinde vizyona girecek. Zaten şu anda sinema salonlarında fragmanları bayağıdır dönüyor ve çok da başarılı bir fragmanı var. Evet, fragmanları dönüyor. 18'inde bir gala olacak İstanbul'da. Tim Gösteri Merkezi'nde ayın 20'sinden itibaren de sinemalarda görmeye başlayacağız. Ben yolu açık olsun diyorum inşallah. Peki ben şunu merak ediyorum. Ben sizinle hiç birebir sohbet etmemiştim ama gerçekten hani çok şeker, çok pozitif enerjisi olan bir insansınız ama hep filmlerde nedense çoğunlukla kötü adam olarak görüyoruz. Bu nasıl oldu? Hani bu kadar şeker bir insan nasıl kötü adam rolleri sürekli ya da siz mi seçiyorsunuz bilemiyorum ama. Ben seçmiyorum. Aslında beni o yöne doğru hep yönlendiriyorlar. Çok da başarılı. Hani şu an bana mesela çok inanılmaz geliyor. Ben sizi tanıyor olsaydım başka bir rolde kafama yerleştirirdim sizi yönetmen olsaydım. O biraz da şundan kaynaklanıyor. Ben aslında tiyatro oyunculuğu yapan biriyim. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak oynuyorum. Zaten 1 Ekim tarihinden itibaren de Peter Shaffer'ın Amadeus oyununu oynayacağız. Orada dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük sanat adamı, en büyük müzisyeni, dahi olarak nitelendirilen Amadeus Mozart oynayacağım. 1 Ekim'den itibaren AKM Büyük Salon'da başlayacak Amadeus. Genellikle bana hep tiyatroda, devlet tiyatrolarında rol olarak komediye yatkın olduğum için daha çok komedi tarafımı gösterebilecek rolleri veriyorlar. Ama sinemada ve televizyon dizisinde zannediyorum biraz Salkım Hanım'ın Tanelerinde oynadığım kötü karakter Durmuş'un etkisinde kalarak ya siz o Salkım Hanım'da bir adam oynamıştınız buradaki de aşağı yukarı onun gibi bir adam diyerek hep kötü adam olun diye. O tarafa doğru yönlendiriyorlar. Ben de açıkçası bundan sonra artık kötü adam oynamak istemiyorum. Daha çok komedi yapmak istiyorum. Aslında çok başarılı, çok yakışıyor ama hani farklı rollerde de belki görmek hoşumuza gider. Tabii bir oyuncunun sürekli kendini hep aynı rollerde göstermesi biraz tekrara girer. Ondan siz de sıkılmaya başlarsınız. Farklı farklı rollerde oynarsanız hem siz kendinizi geliştirmiş olursunuz hem de insanlar sizden sıkılmamış olurlar. Yani bu bağlamda ne bileyim Robin Williams bence dünyanın en büyük aktörlerinden biridir. Hamur gibi bir oyuncudur. Sürekli kılıktan kılığa girer. Değişik roller oynar. Belki ben de bir gün istediğim tarzda komedi tarafımı gösterebilecek filmlerde oynamak isterim ya da dizilerde. Peki ben röportaj yaptım. Herkese soruyorum ve merak ettiğim bir şey. Çünkü size de soracağım. Şimdi tiyatroda yapıyorsunuz, sinemada yapıyorsunuz, oyunculuk yapıyorsunuz ikisinde de. Şimdi tiyatroda kendinizi görme şansınız yok. Oradaki tepkilerden zaten bir şekilde oyunu beğenip beğenmediğini anlıyorsunuz. Ama evet. Sinemada izliyorsunuz ve kendinizi eleştirme şansınız var izlerken. Her şey bittikten sonra olsa bile. Evet. Ne hissediyorsunuz izlerken?
Şimdi bizim oyunculuk mesleğinde kendinizi izlerken ne kadar şahane oynamışım, işte harika bu derseniz büyük yanılgıya düşersiniz. Eğer gerçekten oyunculuk mesleğini ciddiye almışsanız ve haddini bilen bir oyuncu iseniz kendinizi her seyredişinizde bir hatanızı bulursunuz. Hani insanın nasıl ki kendi sesini dinlediği zaman, kaydedildiği zaman ya şarkı söylerken ya da konuşurken kendi sesinizi beğenmezsiniz hep. Size enteresan gelir. Fakat tiyatroda da durum çok farklı dediğiniz gibi. Tiyatroda çünkü anında yaptığınız işin karşılığını aşağıdan alıyorsunuz. Alkış olarak alıyorsunuz ya da insanlar sizi beğenmiyorlar bir şekilde. İkisi birbirinden çok farklı hem de birbiriyle çok bağlantılı sanat dalları. Sinemayı herkesle yapabilirsiniz. Televizyon dizisinde herkesle yapabilirsiniz. Yani sinemada ve televizyon dizisinde oynayabilmek için oyunculuk sanatıyla alakanızın olup olmaması pek önemli değil. Çünkü o daha çok montaj sanatı. Oluncaya kadar yapabilme şansınız var. Ya da 200 sayfalık bir teksti 2,5 aylık, 3 aylık bir zaman dilim içerisinde dur kalk yaparak çekme şansınız var. Ama tiyatro öyle değil. Tiyatro uzun soluklu bir iş, maraton. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi tiyatroda oyuncular büyük oynamak zorundalar. Daha fazla hareket, daha fazla mimik. Sinemada çok daha az hareketli. Oradan geçiş zor olmuyor mu hani ikisini aynı anda yürütünce? Yok, eğer profesyonel bir oyuncuysanız ve mesleğinizde biraz ustalaşmışsanız ve biraz da aklınız bu işlere basıyorsa insan zaten o zaman kendini büyük oynamak ihtiyacı içerisinde hissetmez. Çünkü tiyatroda özellikle salon ölçeğine göre oynamaktır önemli olan. Yani oda tiyatrosunda oynuyorsanız fazla büyük hareketler yapmanıza gerek kalmaz ama 1400 kişilik bir kültür merkezi büyük salonda oynuyorsanız o zaman ikinci balkonun en arka sırasında da bilet almış seyirciyi düşünmek zorundasınız. Sesinizin volümünü biraz daha açmak zorundasınız. Yoksa dediğim gibi yani aklı başında oyuncuya burayı çok büyük oynadınız, biraz daha ekonomik oynar mısınız derseniz o zaten ekonomik oynamanın hangi anlama geldiğini bilir. Peki ben şimdi bizim ufak tefek sorularımız var, minik sorularımız, merak ettiklerim benim aslında. Çok eskiye dönüyorum ve ilk izlediğiniz filmi soruyorum sinema salonunda. Benim çocukken izlemiş olduğum bir film vardı ve okulla bizi toplu olarak götürmüşlerdi. Bu da Peygamber'i izlemiştim o zaman. Siz benden daha kötüymüşsünüz. Ben Sisi izlemiştim çünkü Zülfü Livaneli'nin 5 yaşında bir çocuktum ve çok talihsiz bir gündü. Çok güzel bir filmdi belki ama o zaman tabii benim için çok zor bir filmdi. Sizinki de ona benzemiş. Ama olsun, yine de güzel bir filmdi. O dönemin şartları içerisinde yapılmış. İyi bir filmle başlamışsınız siz de. Benimki de bana çok enteresan gelmişti. Yani çünkü dev bir ekranda ilk defa yabancı bir film olarak izlemiştim. Yerli film olarak da Tarkan'ı izlemiştim. O da güzelmiş. Peki evde film izler misiniz? Evde film izlerim zaman zaman. Ben aslında televizyon seyretmekten çok sıkılan biriyim. Yani öyle şey olur ki bazen kendimi bile izlemekten sıkılırım. Çoğu oyuncu yapmış olduğu televizyon dizisini geçer başına seyreder. Bakayım nasıl olmuş diye. Ben ondan da sıkılırım gerçekten. Ama eğer gazetelerde, dergilerde beni ilgilendiren ya da ilgimi çekecek oyuncuların olduğu sinema filmleri olursa onları oturup izlemek isterim. Peki şey de merak ediyorum. Şimdi ben bir filmde oynasaydım. Şimdi biz dışarıdan izliyoruz ve senaryo kendimizi kaptırıyoruz. Ama siz onun bir çekim yerini işte seti gördüğünüz için hani siz o sırada filmi izlerken kendinizi kaptırıyor musunuz yoksa farklı bir şekilde mi bakıyorsunuz? Yani sadece oyunculuklara mı bakıyorsunuz? Hani bizim gibi film gibi kendi filminizi izleyemezsiniz herhalde. Çünkü yapılan yerini görüyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Çünkü o zaman yaptığınız işe daha eleştirel bakıyorsunuz demin söylediğim gibi. Yani çekilmiş olan mekanı siz biliyorsunuz mesela. Bazen sizi öyle bir köşeye oturtuyorlar ki yani ya bu sahneyi niye burada çektik? Keşke başka bir yerde çekseydik diye düşündüğünüz oluyor ama kameranın gözü gerçekten çok farklı. Sonra orayı gördüğünüz zaman ekranda ya da sinemada aa gerçekten ne kadar güzel görünmüş diyorsunuz. Ya da ışığı eleştiriyorsunuz. Ya burada ışık biraz patlamış, daha çok sert olmuş. Keşke biraz daha yumuşatsalarmış diyorsunuz. Ya da kendi kostümünüzü veya oynadığınız partnerin kostümünü eleştiriyorsunuz. Makyaj çok ağır gelmiş veya burada hafif kalmış diyorsunuz. Bakışınız tabii farklı oluyor eğer bu işi meslek olarak yapıyorsanız. Şimdi sinema sektöründesiniz ve bildiğim kadarıyla yanlış bir... Tamam mı? Siz bu sektörün içindesiniz ve oyuncu olarak devam ediyorsunuz. Ben bilmiyorsam cehaletim başlayın ama bir şeyler yazıyor musunuz? Hani senaryodur ya da onun dışında başka bir alanda da yaptığınız bir şeyler var mı? Ben senaryo yazmayı düşünmedim ama yazılmış olan senaryolara karşı ukalalık yapma hakkına sahibim. Onu kendimde görüyorum. Çünkü bizim ülkemizin en büyük sorunlarından biri de bizde senaryo kolay kolay yazılamıyor. İyi bir senaryo yazmak gerçekten çok zor bir iş. Uzun
soluklu bir iş, emek verilmesi gereken bir iş. Hatta yönetmen Sayın Osman Sınav'ı bir gün bir sohbet sırasında Amerikan filmlerinde gördüğünüz o güzel senaryoların hepsini adamlar neredeyse 2 senede falan yazıyorlar demişti. Bizdeki gibi ya yaz tatilindeydik arkadaşlarla oturdum 3 günde şöyle bir senaryo yazdım diye getirip onu süper oldu bir de. Tabii onu hemen insanlar uçarak üstüne hadi gelin biz bunu sinema filmi yapalım demiyorlar. En az bir 8-10 kişinin eli değiyor o işe. Yani televizyondan da örnek vereyim. Yani Cosby Ailesi diye bir televizyon dizisi vardı biliyorsunuz. Cosby'yi 20 senarist yazıyormuş. Bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. O 20 kişinin yazdığı bir yerde toplanıyor. Daha sonra 4 kişi onu tekrar bir gözden geçiriyor. En son bir kişi tekrar gözden geçiriyor. Yani hakikaten zor bir iş. Bizde replikler sette bile değişiyor biliyorsunuz. Sette de değişir. Bazen yönetmen ya bu sahneyi dışarıda yazmıştık ama hava koşulları çok kötü. Şimdi ne yapsak da biz bunu içeriye taşısak deyip tekrar onu içeriye de uyarlayabiliyor. Hakikaten yazmak çok farklı bir şey. Ama insan kendini gerçekten o konuda hazır hissediyorsa biraz megaloman olmamak koşuluyla. Yani bir de öyle senaristler vardır. Yazdığını kesinlikle bir kelimesini öyle dokundurmaz. İnanmıştır onun doğru olduğuna, güzel olduğuna ve ısrarla öyle kalmasını ister. Yönetmen kalkar onu kısaltmak ister, başka bir şey eklemek ister, çıkarmak ister. Orada var sorunlar yaşanır. Aslında tabii güzel bir senaryo yazıldıktan sonra senaristin de artık oradan vedalaşması lazım. Onu yönetmenin kollarına teslim etmesi lazım. Ama insan hem yönetmen, hem oyuncu, hem senaristse ki o da çok zor. Ancak Charlie Chaplin gibi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aktörüdür benim için. Yani çünkü kolay değil. Bir yaptığı işlere bakarsanız bugün bile evrensel anlamda değeri asla tartışılmayan ve her seyredişinizde başka bir detayı görürsünüz. Ya bunun arkasında şöyle bir olay varmış bak onu bile biz fark etmemişiz dersiniz. Çünkü hakikaten olağanüstü bir deha yani filmin senaryosunu yaz, yönet, montajını yap, castingini yap, oyuncuların nasıl oynayacağını tarif et. Onun dışında filmin özgün müziğini yap, bestele, bir de onu piyanoda çal. Yani artık daha ne isteriz ki değil mi? İsteriz ki tabii. Peki önümüzdeki günlerde sınavın dışında sizin şu anda hazırlık aşamasında olan bir film, onun dışında bir şeyler var mı sizi görebileceğimiz? Dediğim gibi devlet tiyatrolarında Ekim ayının 1'inden itibaren AKM Büyük Salon'da Amadeus oynayacağım. Onun çok dışında güzel bir karakter hakikaten. Evet ve çok genç öleceksiniz ama. Çok da güzel de bir oyun. Onun dışında TRT'ye bir yarışma programı hazırlıyorum şu anda. Televizyon dizisi, sinema filmi her oyuncuya geldiği gibi bana da teklifler geliyor ama ben hakikaten beni mutlu edecek ya da içinde olmaktan zevk alacağım bir işin içinde olmak isterim. Peki asla böyle hani ben oynamam dediğiniz bir rol var mıdır ya da bir tarz? Yok, hayır. Bir oyuncu zaten asla böyle bir şey düşünmemelidir. Yani olayın bütününde kendi işinize bakmalısınız ve olayın bütününün nasıl olduğuna bakmanız gerekir. O bütünün içerisinde size çok ters gelecek bir karakter de oynayabilirsiniz ama aa bak ben bunu oynarsam bu bana zevk verir ve güzel bir işin içinde olmuş olurum diye düşünürsünüz. Ben hiçbir zaman öyle bir şey düşünmem, böyle bir karakter oynamam diye. Ya ilerleyen günlerde sizi iyi adamlarda da göreceğiz o zaman. İyi adam rollerinde. Evet, evet olabilir. Çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetiniz için. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sınav filmi.